Dedeciğim, bu macera seni yorar. Gelin kardeşlerim. Size şöyle güzel bir kol bacak yaptık mı? Yapay zeka dünyayı ele geçirecek. Çünkü yapay zeka neden yapılır? Daha da akıllanmak için. Daha akıllılar ne yaparlar? Daha güçlenirler. Bakın gayet güzelce özetledim. Neyse, şuradan kendime bir tane de güzel kapak mı alsam? Şöyle canavarlı bir şey var mı acaba? Size söylüyorum. Geçen gün bir spagetti masamdaki ayranın üzerine atladı. Ne? Geçen gün bir spagetti ayrana mı atladı? Spa ne yapsın ayranı? Baba, sen espri yapma bence. Evet, o işi bana bırak Remzi. Makarnalar bana çok gülüyor. Ha? Neler oluyor? Kiko, ne oldu burada? Dün gece biri dükkanıma girmiş. Tüm telefonları çalmış. Bir tek şu eski ahizeli telefonu bırakmış. Akıllı bile değil. Bu ne yapacağım ben şimdi abi? Geçmiş olsun Fiko Bey. Konuyla ilgili gerekli soruşturmayı yapacağız. Merak etmeyin. Necati, sen de benimle aynı şey mi düşünüyorsun? Olamaz. Başlıyoruz yine. Tabii ki Remzi. O zaman muhteşem dedektifler iş başında. Ben hemen görgü tanığı sorgulamasına başlıyorum. Gel bakayım buraya. Alo, alo. Neler gördün? Çabuk anlat. Bize dün geceki güvenlik kamerası kayıtlarını gösterir misin Fiko? Olur. Telefonumda olması lazım. İşte burada. La la la. Cibil koyuna hoş geldiniz. Sevgi dolu pıtır pıtır bir oyun. Bu ne Fiko? Sen bu oyunları mı oynuyorsun? Affedersin abi. Onu benim çocuk yüklemiş. Bırak şimdi, oynuyorsun işte. Kimi kandırıyorsun? Neyse. Burada bir telefon canlanmış ve diğer telefonları çalmış. Hatta telefonun ekranında da... O ne? Mirket'in suratı var. Demek ki... Aa, Mirket telefon olmuş. Hemen Mirket'in laboratuvarına gidip araştıralım. Tamam, ben kapatıyorum. Seninle sonra konuşacağız. Alo, kapadın mı? Kapa kapa. Hayır, sen kapa. Lütfen önce sen kapa. Ooo, ne olmuş burada böyle? Galiba bunlar faturası ödenmemiş telefonlar ve çok sinirliler. Elma armut atıyorlar. Pazardan mı gelmiş bu telefonlar? Durun! Hayır, hayır. Yapay zeka kontrolden çıktı. Benim buzdolabımda ne varsa atıyorlar. Remzi! Beni izleyin, sığınağa gidiyoruz. Çabuk! Burada güvendeyiz. Şu mumu yakalım da birbirimizi görelim. İyi ki doğdum Necati. Hufu. Of, niye söndürdün? Yapma Necati bir daha. Mirket Efendi, sen neler karıştırdın yine? Şöyle ki, ıvır zıvır işlerimi halletsin diye zihnimi bir cep telefonuna aktardım. Ama nereden bilebilirdim canım birden ayaklanacağını? Sesleri duyuyor musunuz? Böyle giderse dünyayı ele geçirecekler. Bırak şimdi dünyayı ve çok daha önemli bir soruya cevap ver. Konservelerde yiyecek ne var? İndirimde diye bir yıllık konserve ananas almıştım. Maalesef çocuklar, tek yemeğimiz ananas. Ananas mı? Hayır! Ananası hiç sevmem. Bir hafta sonra... Ya, çok iyiymiş bunlar. Ya, keşke lahmacunun da konservesini yapsalar. Olamaz. Necati abi, konserveler bitmiş. Bir yıllık stoğu nasıl bitirdin? Ne yapacağız şimdi? Artık yemek aramak için dışarı çıkmaya mecburuz. Hem dışarıda sesler de kesildi. Belki şarjları bitmiştir. Yürüyün bir bakalım. Baycan'la bütün şehri yakıp yıkmışlar. Acaba annemlere ne oldu? Hemen gidip bakmalıyız. Bir gecede o kadar akıllandılarsa bir haftada kim bilir neler yapmışlardır. Endişelenme. Mutlaka gidip onları göreceğiz. Ama önce bu sorunu çözmeliyiz. Baksanıza ne yazıyor burada? Organik internet köyü. İnternetin bile organiğini yapmışlar. Hormonsuz internet. Köyün koruma duvarı bu. Yapay zekayı dışarıda tutmuş olmalılar. O zaman içeri girip yardım isteyelim. Ama nasıl gireceğiz? Bir fikrim var. Şakir, beni sırtına al. Çok ağırsın. Ağır sensin, kolay gelsin. Remzi, sıra sende. Necati, çıldırdın mı? Sen en alta geçsene. Ben en alta geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Mirket, geliyorum. Hiç kaçışın yok.
Hayır. İşte muhteşem kuleyi hazırladık. Şimdi istediğimiz yere çıkabiliriz. Hoppa hoppa. Evladım çarpmayın hop. Yıkılıyoruz. Bir ses mi geldi? Bir ses geliyor. Siz de kimsiniz? Çabuk ellerinizi kaldırın. Arkadaşlar sakin olun, sakin lütfen. Merhaba, ben Bilgiç. Organik internet köyüne hoş geldiniz. Görüyorum ki antivirüs duvarımızı yıkmışsınız. Neyse arkadaşlar, şu duvarı daha da büyütelim en iyisi. Emredersiniz. Sanıyorum siz de bizim gibi savaştan kurtulmuşsunuz. Biz cep telefonlarından kurtulan hayvanlar olarak bu köyü kurduk. İşler şimdilik iyi gidiyor. Kendi internetimizi kendimiz yapıyoruz. Mesela ben arama motoruyum. Araba motoru mu? Hiç motora benzemiyorsun. Bu köyde her şeyi bilen olarak arama motoru görevini üstlendim. Bana istediğinizi sorabilirsiniz. O zaman bunu cevapla bakalım. Büyük su küçük suya ne demiş? Sucuk. Neyse, hadi gelin size köyü gezdireyim. Bütün köyü internetteki gibi siteler halinde böldük. Cep telefonu uygulamalarını da unutmadık. Bilgiç abi, şuradaki kim? Ha, o köyümüzün fenomeni. Onlarca takipçisi var. Bakın takip ediyorlar hatta. İşte bu da en sevdiğim yemek. Köy usulü çilekli spagetti. Beğendiyseniz beğendik deyin. Yorum yapmayı da unutmayın. Beğendik. Bakın bu da prenses filtresi. Nasıl? Güzel oldun mu? Beğenin bakalım. Beğendik. Çok beğendik. Merhaba çocuklar. Yeni çıkan tahta savaşçı oyuncağını gördünüz mü? Özel kalkanı ve kılıcı da var. Ne yapıyor bu? Aa, o mu? O reklam. Önemli değil. 5 saniye sonra geçer gider. Siz de hemen alın ve ormanın hakimi olun. Sadece 49 lira 99 kuruş. Bilgiç Bey, her şey iyi güzel de siz yapay zekaya karşı savaşmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Birilerinin hemen bir şeyler yapması, dünyayı kurtarması lazım. Bana bir laboratuvar yeter. Var mı burada laboratuvarınız? Kırık dökük bir yer olacaktı. Nerede peki? 100 metre sonra sola dön. Sağdan ikinci arada. Oo, navigasyonu da varmış. Ben dünyayı kurtarmaya gidiyorum. Size iyi eğlenceler. İşte bir bilgisayar. Buradan yapay zekayı alt edecek programı yazabilirim. Hülülü. Hülülü mü? Evet. Hülülü. İşlem yapılamıyor. Sen kimsin? Merhaba. Ben organik zeka. Yapay zekanın doğal olanı. Üzgünüm. Yapmaya çalıştığın işlemler elimden gelmiyor. Ama istiyorsan çevrim içi olarak saklambaç oynayabiliriz. İnanamıyorum. Bilgisayar yok, bir şey yok. Ben yapay zekayla nasıl savaşacağım? Bununla mı? Türk Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstediğiniz her video bizde var. Lütfen sesli bir şekilde arayın. Powerpuff Girls 18. bölüm. Ne aratsak? Buldum. Yamabo tamiri nasıl yapılır? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yıldız tornavida kullanıyorum. Bir de her şeyden önce yere 5 serin. Evet, vidaları gevşetiyoruz. Baba, ne kadar sıkıcı bir şey açtın. Ben seçeceğim bu sefer. Takla atma düellosu. Evet arkadaşlar. Bugün sonsuza kadar takla atıyoruz. Belim. Video dondu. İnternet mi koptu acaba? Hayır, belim koptu. Bunu almak istiyorum. Üzgünüm, stoğumuzda kalmadı. Lütfen başka bir ürünü sepete ekleyin. Peki bu ne kadar? Sadece 9.99. Tamam, bunu alıyorum. Pardon, bakar mısınız? Ben... Üzgünüm, şu an sitede yoğunluk var. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Sayfayı yeniliyorum, belki yoğunluk geçer. Tamam, geçti. Ben bir şey çalmadım. Ne oluyor? Köy halkı bunu beğenmedi. Köy halkı bunu beğenmedi. Köyüm.
lütfen bir şeyler yapmalıyız. Bu köyde çalışan bilgisayar yok. Onu geçtim. Hesap makinesi bile yok. Muhteşem programlarımı yazmadan nasıl bir yapay zekayı alt edebilirim ki? Üstelik sıradan bir yapay zeka da değil. O cep telefonları benim zekama sahip. Anlıyor musun? Anladık arkadaşım. Zeki misin? Ne hava attın? Ben de küçükken kümelerden çok iyi anlardım. Alt küme, üst küme, kim kime, dumduma. Sen de gidip kendi zekanı telefona koyacağına şapşallıklarını koysaydın. En azından eğlenceli bir şey olurdu. Ha? Bir dakika. Eğer o cep telefonlarının zekası bilim hayvanı Mirket'in zekasıyla birebirse o zaman çözümü de şu. Mirket abi hemen bize nelerden korktuğunu söyle. Böylece cep telefonlarını korkutup kaçırabiliriz. Hiçbir şeyden korkmam ben. Dıt, yanlış bilgi. Mirketler kartal gibi yırtıcı kuşlardan çok korkarlar. Bu doğru mu Mirket? Mirket? Nerede kartal? Nerede? Nasıl da korktu? İyi de nereden bulacağız şimdi kartalı? Türk tiyatrosuna gidelim. Oradakilerin değişik kıyafetleri vardı. Kesin kartal kostümleri de vardır. Umarım hala donmuş durumda değillerdir. Geçemiyoruz. Kartal bizi kıstırdı. Ha! Kardeşlerim, tek bir çare kaldı. Sistemi kapatın. Sistemi kapatın. İşe yaradı. Yaşasın. Bu kanatlar beni çok hafif gösterdi. Köyümüzü kurtardınız. Hatta dünyayı yapay zekadan kurtardınız. Lütfen bu hediyemi kabul edin. Elinde bir şey yok ki. Olmaz olur mu? Bu organik kablosuz internet. Mirket abi nerede? Gitti mi o kartal? Gitmedi. Ay göbeğim çatlayacak.